Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yes! Videoma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte sayın değerli yazar Doğan Cüceloğlu'dan içimizdeki bir şahane eserini siz değerli izleyici konuklarım efsane ötesi yes! bir seri sizleri bekliyor. Ne konusuna gelecek olursak arkasından başlayalım. Özellikle sonrasında da peyderpey bir şekilde gelelim diyelim sevgili değerli izleyici konuklarım. İddianızı, yorumlarınızı vesaire vesaire bekliyorum. Şimdi başlıyoruz. Arkasına özetle başlayalım, sonrasına geçelim. İçimizdeki biz yaşamımızdaki dayanışma gerçeğinin temelidir. Bu gerçeği yaşayan insanlar birbirlerine güven duyarlar. Aile yaşamı, komşuluk ilişkileri, ekonomik ve politik yaşam bu güven üstüne kurulur. Böyle bir toplumda trafik ışığında motoru stop edenin, arabanın sürücüsünü yardım edip uzanır. Çocukların ve toprağın gibi evlerin içi kadar sokakların ve kentlerin temizliğine de önem verilir. Dayanışma bilincinin olmadığı yerde sen, ben anlayışı hakimdir. Evrendeki dayanışma gerçeğinin fark edilmesi biz altıncı temelini oluşturur değerli izleyici konuklarım. Bu kitap sen ben anlayışı üzerine kurulmuş aile ve iş yaşamının sorunlarını irdelemekte ve çözümün biz bilincimizde yaptığını göstermektedir. Efendim başlıyoruz. Doğan Cüceloğlu. Evet, yazardan kısaca bahsedecek olursak videosunu biliniyor bilinmiyordan ulaşabilirsiniz diyelim. Dayanışma bilincinin temeli hakkında önemli, mükemmel bir eser. Teşekkür ediyoruz, sonrasında rica ediyoruz. Evet. Ön söz olarak neden dayanışma bilinci üzerine bir kitap? Evet, isterseniz buradan başlayalım. İşimizi de yapalım. İş yaşamı üzerine odaklanmış bir kitap yazmayı düşünmüyordum. Geliştiren ana baba konusunda çalışmayı planlıyordum. Son yıllarda Türkiye'ye gelerek Türk şirketlerine seminerler vermeye başlayınca zaman içinde şunu anladım. Özel sektör genellikle toplumun çağdaş ve dinamik bir bölümünü oluşturuyor. Yani kendini yenilemeye açık, iyi yetişmiş elemanları bünyesine toplamış, dünya piyasasında yerini alma kavramını takınmış bir özel sektörle karşılaşacağını umuyordum. İş yaşamının önemini keşfettim. Seminer verdiğim birçok kuruluşta olumlu olarak etkilendiğim liderlerle Türkiye'nin geleceğini etkileyebilme gücünü kavramının düşüncemde yeni boyutlar kazanmaya başladı. İş kavramının sadece para kazanmaya kapsamadığını, para kazanmanın ötesinde karmaşık yaşamın tümünü kapsayan bir süreçler matrisinin varlığını gördüm. İş ve aile. İş yaşamı ile aile yaşamı arasındaki benzerliği görmeye başlamam da bu devreye rastladı. Ailenin toplumun temeli olduğunu, aile içinde yer alan süreçlerin toplum yaşamına yansıttığını biliyordum. Ama iş yaşamının aile yaşamındaki süreçte ne kadar içerdiğini bilmiyordum. Aile yaşamının kaliteli, sağlıklı, yapıcı, doyurucu, üretici ve anlamlı olması için gereken süreçlerin hepsinin iş yaşamının kaliteli olması için gerekli olduğunu gördüm. Yaşam holografiktir. Holografik. Yani yaşam bölük pörçük, birbirleriyle ilişkisiz kısımlardan oluşmuyor. İş ve aile arasındaki bu holografik ilişkinin bilincine varmam beni heyecanlandırdı ve bu kitabı yazmaya karar verdim. İş yaşamında ilkeleri olan hakkaniyet içinde onurlu bir başarı elde edenlerin aile yaşamında da başarılı olduklarını gördüm. Montajmen'in de dediği gibi bir aileyi yönetmek bir ülkeyi yönetmekten daha kolay değildir. Yaşam daha peki kaliteli. Aslında sözünü ettiğim yaşamda kalite yaşamının tümünü kapsayan bir bölüş, bir tutum, bir bilinçtir. Bu bilinç birey kafasını, kalbini ve cebini bir bütünlük içinde yönetirse yaşamda kalite oluşur. Kalite bilincinin kökleri ailede yatar. Zamanla iş yaşamında da kendini göstererek tüm toplumu kapsar. Confucius'un şu sözlerine kulak vermeliyiz. Dünyaya güzel karakterlerini göstermek isteyenler, eskiler önce devletlerini bir düzene koymaya çabaladılar. Devletlerini düzenlemek isteyenler önce evlerine çeki düzen verme gereğini gördüler. Evlerini düzene koymak isteyenler önce kişiliklerini terbiyeden geçirmeleri gereğini anladılar. Kalite konusunda seminer veren, eğitim programları hazırlayan insan kaynakları uzmanı bir arkadaşım kalite sözcüğünde toplam kelimesi şirkette herkes kaliteden sorumludur anlayışı ile sınırlı olmamalıdır. Bir yönetici şirket içinde toplam kalite felsefesine uygun davranış gösteriyor.
Şirket dışına çıktığında trafik kurallarına uyduğunu dinlemiyor. Alışveriş yaptığı dükkana girdiğinde merhaba, hayırlı sabahlar demiyor ise şirket içinde kaliteye uygun davranışı göstermelik davranış olmaktan öteye geçmez. Dedim. Arkadaşımın burada vurguladığı bilinç bu kitabın konusu olan biz bilincidir. Bu kitap kimler için diyoruz? Bu kitap yaşamın tümüne önem verenler için yazıldı. İster yönetici, ister alt yönetici, ister destek elemanı olarak çalışın, ister bekar, ister evli olun. Bu kitabın her kademedeki insanına inanıyorum. Demiş sevgili değerli sayın yazar Doğan Cüceloğlu. Yes! Sine efsane ötesi bir eserdir. Kitap. Ben bir psikoloğum. Psikoloji bilimin amacı. Bireyin davranışını bir sistem içinde açıklayabilmek ve önceden kestirebilmektir. Evet, psikolojinin bana vermiş olduğu gözlükle olaylara baktığımın farkındayım. Aile, iş yaşamı ve toplum içindeki davranışlar gibi oldukça sosyal ve ekonomik yönleri olan olaylara bir psikolog olarak yaklaşmam okuyucularımın bazılarını rahatsız edebilir. Belki de siz bu tür okuyucularından birisiniz ve olayları açıklarken daha ekonomik kuramlar ve özellikle diyalektik materyalizm kavramlarını kullanıyor olmanı istiyor olabilirsiniz. Bir davranış bilimcisi olarak olaylara bakmak istemediğinin iki nedeni var. İlki, 35 yıllık meslektel bilgi. Görgü ve edindiğim bilgeliği kullanma isteği. İkincisi de psikoloji dışındaki kavramları sistemli bir biçimde uygulamaya koyacak kadar bilmemek. Türk insanının davranışını, kültür ve davranış bilimleri kavramlarıyla açıklamak bizim toplumumuz için henüz yeni. Psikolojinin ve kültür antropolojisini koymaya önem veriyorum. Diyalektik materyalizminin kavramlarıyla toplumsal olayları açıklamak bir zamanlar alışkanlık haline gelmişti ve bildiğim kadarıyla bu tür bir yaklaşımla Türk okuyucusu tanışmış bulunuyor. Ben ise olaylara psikolog gözlüğü takarak bakıyorum ve sizi bu gözlükte tanıştırmak istiyorum. Kitap 8 kısımdan oluşuyor. Birinci kısımda çevremize göre geldiği olaylara bakıyorum ve bu olayların altında yatan insan kalitesini irdeliyorum. Çevremizde gördüklerimiz bazı davranışların sonuçları bir boşlukta oluşmuyor. Her insan davranışı da o davranışı yapan insanın bilincinin aynasıdır. Bu kısımda insan bilincinin türlerine bir göz atıyorum. Bunları yapan ben, sen, ben anlayışıyla sorunların çözümünün temeli olan biz bilincini tanıtı yazarlar üzerine yapılmış bir araştırmanın verilerini gözden geçiriyorum. Bu kısımda yapılan tanımlar kitabın daha sonraki tartışmalarına temel olarak kullanılmıştır. Üçüncü kısımda biz bilincinin temelini oluşturan vizyon kavramını inceleyen temel kavramlarından biridir. Vizyonun olan bireyin yaşamı anlamlıdır. Ailenin vizyonu varsa biz bilinci gelişir. Vizyon olmadan şirketin uzun süreli ve tutarlı bir kaliteye kavuşması olanaksızdır. Bir toplum vizyonu ile ulus olur. Dördüncü kısımda ailenin biz bilinci içinde nasıl kurabileceği ve yaşayabileceğini irdeliyorum. Aile yaşamı sağlıklı olmayan insanın iş yaşamı olanaksızdır. Yaşam bir dengeler düzenidir ve aile bu düzen içinde çok önemli bir yer tutar. Ailede temeli atılan bir bilinci yaşam kalitesinin can damarıdır. Beşinci kısımda iş yaşamında başarının anahtarının bir bilincinde bulunduğunu söylüyor. Yerine konan güvenilen, fikri sorulan kişi yerinden gelenin en iyisini yapar. Her koşulda doğru olanı yapmayı ilke olarak kabul etmiş yönetici güven gelenin en iyisini yapmaya istekli insanlar ürün ve hizmetlerine kaliteyi yaparlar. Altıncı kısımda yönetici ve liderin biz bilinci içinde bir iş yerinin nasıl başarıya ve kaliteye götürebileceğini göreceğiz. Lider ve yönetici sadece davranışı ile değil varoluşuyla, karakter ve kişiliği ile de kendini tanımlar. Yedinci kısımda iş yerindeki sorumluluğun paylaşılan bir sorumluluk olduğu irdeleniyor ve iş yerinde herkesin sadece kafası ve gönlüyle de işte olması gereği üzerinde duruluyor. Hiçbir işin önemsiz olmadığını, hangi düzeyde olursa olsun iş yerinde iyi davranışların daha iyi sonuçları, kötü davranışların daha kötü sonuçları götüreceğini anlatıyor. Bu kısımda sendika konusuna kısaca değiniyor ve iş yerinde biz bilinci olunca sendika ve yöneticiyle birbirine hasım değil, ortak olarak göreceklerini söylüyorum. 8. kısımda geleceğin gücünü dile getiriyorum. Pişmanlık geçmişten, umut gelecekten kaynaklanır. İnsanın geleceği olan umudu şimdiki gücünün kaynağını oluşturur. Evet, biz bilinci içinde kurulan bir vizyon içinde bir tek insan çok güçlüdür. Gücünü ailede, iş yerinde, toplumda kaliteli bir yaşam için özleyen insan barışın ve sevginin teminatıdır.
Evet. Anlıyoruz. İkinci bölümde görüşmek üzere diyoruz o zaman. Yes! Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Hayırlı günler.